Üro-onkoloji konusunda uzman olan Profesör Doktor Süleyman Ataos'la sistektomi konusunda bugün konuşacağız. Sayın Süleyman Ataos, sistektomi ameliyatı nedir ve kimler tarafından yapılmalıdır? Sistektominin kelime karşılığı mesanenin alınması olmakla birlikte aslında yapılan ameliyat biraz daha kapsamlı bir ameliyattır. Çünkü erkeklerde prostatla birlikte meni keseleri, meni kanallarının bir kısmı, bazen karın zarının bir bölümü de çıkarılmaktadır. Kadınlarda ise hastanın yaşına göre, durumuna göre her iki yumurtalık, rahim ve vajinanın bir kısmı çıkarılabilir. Her iki cinsiyette de ameliyatın bir parçası mutlaka yapılması gereken genişletilmiş bir şekilde sağ sol karın alt yarısındaki lenf bezlerinin temizlenmesidir. Uzun lafın kısası oldukça kapsamlı bir ameliyattır sistektomi. Kimler tarafından yapılmalıdır? Bu önemli bir soru çünkü yapılan yayınlar gösterdi ki bu gayet ürolojinin komplike ameliyatlarından biri sistektomi ve bu ameliyatın başarısı yılda belli sayıda yapan cerrahlar ve merkezlerde yüksek. Komplikasyon oranı da aynı şekilde değişiyor. Yani bir cerrah, bir merkez yılda ne kadar çok bu ameliyatı yaparsa komplikasyon oranları da o oranda düşük oluyor. Çok teşekkür ederim. Peki mesanenin alınması hangi durumlarda gereklidir? Mesanenin alınması çok değişik durumlarda alınabilir ama genel olarak mesane kanseri nedeniyle sistektomi ameliyatı yapılır. Tabii mesane kanseri deyince de mesane kanserinin bütün evrelerinde bu ameliyat yapılmaz. Yüzeyel dediğimiz kasa geçmemiş mesane kanserlerinin tedavisi tamamıyla başka. Tur dediğimiz bir teknikle tümörün çıkarılması iken kasa geçmiş ve daha ileri evre tümörlerde sistektomi ameliyatı seçkin tedavidir. Peki bu cerrahi için ne tür seçenekler mevcuttur? Günümüzde yani klasik olarak açık cerrahi ile yapılan bir ameliyattır. Günümüzde tabii robotik cerrahi her konuda olduğu gibi bu konuda da kendini bir yer edinme çabası içinde ama henüz açık cerrahiye gerçek bir alternatif oluşturduğunu söylemek kolay değil ama deneyimler hızla ilerliyor. Çok teşekkür ederim. Peki bu ameliyatın riskleri var mıdır? Bu ameliyatın her cerrahinin kendine özgü bir takım riskleri olduğu gibi bu ameliyatın da elbette bir takım risk demekten ziyade ben komplikasyon demeyi tercih ederim. Oldukça yani teorik olarak oldukça uzun bir liste, komplikasyon listesi var. Çünkü bu bir hem bir organların çıkarılması ameliyatı hem de bir yeniden yapılandırma ameliyatı. Bu ameliyatı yaptıktan sonra mutlaka idrarı vücut dışına almak için yeni sistemler kuruyorsunuz ve bir sürü yapıyı birbirine bağlıyorsunuz. Dolayısıyla bu kadar detaylı bir ameliyatta kağıt üzerinde pek çok komplikasyon var. Yani uzun uzun burada hepsinden bahsetmek istemem ama oldukça risk değil komplikasyonları olan bir ameliyattır. Peki bu tarz bir ameliyatı geçirilen kişide süreç nasıl seyreder? Hani hasta normal hayata ne zaman döner? Bu tabii kişinin genel durumu, yaşı, başka hastalıklarının olmasıyla direkt ilişkili bir durum ama bu ameliyat büyük bir ameliyat. Onu söylemek lazım. Dolayısıyla böyle bir aydan önce normal yaşama dönmeyi beklememek gerekir. Bazı hastalarda 3 ayı aşan normal yaşama dönme sürelerini söyleyebiliriz. Uzun bir iyileşme sürecini bekler. Anlıyorum. Hasta. Peki. Tabii hastaların pek çoğu da soruyor. Bu ameliyat sonrası özellikle erkekler için cinsel yaşam önemli. Cinsel yaşam nasıl etkilenir, nasıldır bu hastalarda cinsel yaşam? Bu hastalarda cinsel yaşam bir kere meni keseleri ve kanalları da çıktığı için ejekülasyon, boşalma hastalarda olmaz. Ama orgazm ve cinsel hayatları değişmeyebilir. Yapılan tekniğe, cerrahın başarısına bağlı olarak.
Bu ameliyatı da aynı prostatta olduğu gibi sinir koruyucu olarak yapmak mümkün. Dolayısıyla ereksiyon korunabilir. Ama ereksiyon kusuru gelişse bile daha sonra ereksiyon düzeltmek için elimizde pek çok seçenek var. Mutlaka tekrar yerine konulur. Pekala. Son olarak da mesanenin alınması sonucu hangi seçenekler hastaya sunuluyor idrar yollarının düzenlenmesi bakımından? Kabaca temel olarak iki tip sistemden bahsedebiliriz. Bir tanesi yapay mesane dediğimiz, aldığımız mesanenin yerine yeni bir mesane yaparak o bölgeye koymak ve hastanın normal idrar yolundan işemesini sağlamak. Bir de daha küçük idrar toplayan sistemler yapıp bunu karın ön duvarına bağlamak. Bu durumda karın ön duvarında bir delik, stoma dediğimiz bir ağız olacak. Burada da iki tane sistem olabilir. Bir, ya hasta belirli aralıklarla bu delikten kendi bir sonda, bir kateter kullanarak idrarını boşaltabilir. Ya da buraya sürekli bir torba bağlı olur ve düzenli olarak idrar bu torbaya dolar. Hasta düzenli aralıklarla bu torbayı boşaltır.